CHP Sezgin Tanrıkulu mudur? Mansur Yavaş mıdır? Diyeceksin ki hepsi CHP'dir. Güzel. Yani kapsayıcı olması çok güzel bir şey. Ama hangisini aday gösterirsen ne oy alır? Mesela Selin Sayek Böke midir CHP? Mesela Canan Kaftancıoğlu mudur? Yoksa Yılmaz Büyükerşen midir? Diyeceksin ki hepsi kapsayıcı, çok güzel. Evet, güzel. Ama birini aday koyduğunda alacağı oy farklı. Dolayısıyla bu altılı sistemin, yani lagaluga dememdeki sebep bu. Şimdi öbür taraf AKP, MHP. Adayı kim? Tayyip Erdoğan. Bunu koymuş. Yani senin altılının adayı kim olacak? Yani tekrar söylüyorum. Mesela mesela milli görüşçü bir aday olduğunda, ki bence olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerin tamamı oy verir mi? Veya Atatürkçü laik kimliğiyle öne çıkan bir aday olursa, o zaman mesela Deva Partisi, Gelecek Partisi veya işte Saadet Partisi oy verir mi? Bunlar soru. Mesela sen HDP'yi buraya dahil etmiyorsun. Çünkü HDP'yi buraya dahil edersen işte yok PKK ile işbirliği yaptı diyecekler falan, böyle yaygara gürültü yapacaklar diye. PKK'yı bunun dışında tutuyorsun, HDP'yi bunun dışında tutuyorsun. Tamam. Peki senin göstereceğin adaya HDP seçmeni hiç olmazsa ikinci turda oy verecek mi? Bunu kim belirler? Senin göstereceğin aday belirler. Şimdi sen altılı değil, istersen 26'lı ittifak yap. Senin gösterdiğin adaya ikinci turda HDP seçmeni oy verecek mi, vermeyecek mi? Bu önemli bir şey. Senin göstereceğin adayın kimliği, duruşu bunu belirleyecek. Sen mesela Ekrem İmamoğlu'nu gösterirsen başka sonuç alırsın. Bülent Kuşoğlu'nu aday gösterirsen başka sonuç alırsın. İkisi de CHP'li. Bunun gibi. Ya da mesela yeniden bir Ekmelettin İhsanoğlu'nu göstereceksin mesela. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nu getirip bu topluma Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı diye sunan, ambalajlayan, şakşaklayan gazeteci ve siyasetçi kitle şu an aynen orada oturuyor. Gazeteciler gazetecilik yapmaya devam ediyor. Siyasetçiler de CHP yönetiminde oturmaya devam ediyor. Ama siz Ekmelettin İhsanoğlu'nu gösterdiğiniz için ülkede rejim değişti kardeşim. Sizin yüzünüzden ülkede rejim değişti. Ama siz orada oturmaya, gazetecilik yapmaya, milletvekilliği yapmaya devam ediyorsunuz. Şimdi mesela yeniden aynı şeyi yaşar mıyız? Bilmiyorum. Dolayısıyla bu altılı kitle mesela Ekmelettin İhsanoğlu gibi birini aday gösterirse başka sonuç olur. Ama halkın çoğunluğunun sempatisini kazanmış bir aday gösterirse başka sonuç olur. Dolayısıyla bu altılı maltılı falan, bunların hepsi adayla alakalı. Aday. Aday belli olana kadar bu toplantılar toplumu heyecanlandırmaz diye düşünüyorum. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır'a gitmesi, orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Biz gelmekte geciktik, Ankara'da işte güzel evlerimizde oturduk, konuştuk, çok geç kaldık ve bu sorunların hepsini birlikte aşacağız dedi. Buralara bakış açınız nedir? Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir kere geç kalmaları konusunda çok doğru söyledi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu farkından mı bilmiyorum ama genel başkan olduğu parti bu ülkenin kurucusu ya.
Bu ülke kurulduğundan beri de Diyarbakır diye bizim şehrimiz var ya. Sen Diyarbakır'ı şimdi fark ettiysen ben bir şey diyemeyeceğim yani, bilmiyorum. Diyarbakır bildiğim kadarıyla benim Cumhuriyet kurulduğundan beri bizim şehrimiz ya. Yani 1920'de bizim Diyarbakır milletvekilimiz vardı yani mecliste. Dolayısıyla yani geç kaldık biraz diyor. Öyle oldu herhalde. Herhangi bir şehrimize etnik köken, mezhep odaklı önem atfetmek yanlış bir şey. Bunu Tayyip Erdoğan yaptığı için biz Tayyip Erdoğan'ı kınadık. Diyarbakır da bizim şehrimizdir. İzmir de bizim şehrimizdir. Trabzon da bizim şehrimizdir. Burdur da bizim şehrimizdir. Diyarbakır'daki insanımızın sorunu hepimizin sorunudur. Kastamonu'daki insanımızın sorunu da hepimizin sorunudur. Ülkenin şehirlerine, ülkenin bölgelerine etnik köken, mezhep gözlüğüyle bakarsak o zaman PKK'yı da eleştirmeyeceksin. O zaman kimseye bölücü yaftası da yapıştırmayacaksın. Bu ülke bütün şehirleriyle, bütün köyleriyle, bütün ilçeleriyle hepimizin. Yani Diyarbakır'a sen sadece Kürt kimliği gözüyle bakıyorsan, mesela İstanbul'da Diyarbakır'dan fazla Diyarbakır'dır. Yani ona bakarsan mesela İstanbul'da Rize'den daha fazla Rizeli var. Sivas'tan daha fazla Sivaslı var. Değil mi? Etnik mesaj vereceksen bütün mitinglerini İstanbul'da yap. Zaten herkes İstanbul'da. Mesela Şam'dan daha fazla Suriyeli var İstanbul'da. Şam'da daha az Suriyeli yaşıyor. Yani mesaj vermek için ne yapacağız mesela? Suriyelilerle ilgili mesajla Şam'a mı gideceksin? Yani topluma ve millete etnik köken, mezhep gözlüğüyle bakmak yanlış bir şey. Yanlış bir şeydir. O zaman yani ne HDP'yi eleştireceksin ya da biz bunca sene AKP'yi boşuna eleştirmiştik. Dolayısıyla benim açımdan herhangi bir genel başkanın, herhangi bir siyasi parti genel başkanının, bu aynı zamanda HDP genel başkanı için de geçerli. Mesela Isparta'ya gelmesiyle, Sinop'a gitmesiyle, Diyarbakır'a ya da Edirne'ye gitmesi arasında bir fark yok. Benim açımdan yok. Hele ki bu ülkenin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi açısından hiç olmamalı. Ama şuna bakmak lazım. Mesela bugün galiba bu bağımsız tabir edilen medyada haber yapmışlar. Diyorlar ki CHP Genel Başkanı Diyarbakır'a gidince öyle bir rüzgar oldu ki, evet ne oldu? %2 idi Diyarbakır'da CHP'nin oyu, %10 oldu. Çok güzel. CHP'nin Erzurum'daki oyu da %2. Ne yapacağız şimdi mesela? Yani senin mesela Diyarbakır'daki %2'yi %10'a çıkarma gibi bir görevin var tabii siyasi parti yanlış. Erzurum'daki %2'yi çıkarma görevi yok. Yani sen mesela ya Erzurum kongresi yapmış şehirde %2 alıyorsan buraya da lütfen kafa yok. Ki bugünün şartlarında, günümüz dünyasında bunu elbette yıllardır, hatta 150 senedir özellikle emperyalizmin kaşımaları sonucu Türkiye'de terör sonucu da var.
kendisini Kürt hisseden vatandaşlarımızın sorunları da var şüphesiz. Ama yani kendisini Türk hisseden vatandaşların da sorunları. Yani kendisini Laz hisseden vatandaşların da sorunları. Yani biz ne yapacağız yani vatandaşlarımıza kendi etnik kökenlerine, kendi mezheplerine göre mi politika öğreteceğiz? Mesela Alevilerin sorunları yok mu? Var. Sünnilerin sorunları yok mu? Var. Var. Çünkü kardeşim hepimiz neticede insan gibi bir ülkede yaşamak istiyoruz. Hepimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu insan gibi yetiştirmek istiyoruz. Değil mi? Yani bir Avrupalı, bir Batılı bir ülke nasıl yani medeni şartlarda yaşıyorsa, spor yapıyorsa, sağlıklı yaşıyorsa, sanattan, kültürden faydalanıyorsa, refah içindeyse biz de bunu yaşamak istiyoruz. Yani topluma verdiğin mesajının özünde bu olmalı. Yani topluma etnik köken ve mezheple ilgili mesaj vereceksen onu zaten AKP yapıyor. Biz bu olmasın diye CHP'liyiz. Bu ülkenin insanları etnik köken, mezhep gözetilmeden kucaklansın, sevilsin diye CHP'liyiz. Bak mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı seçtik. Ekrem İmamoğlu hizmet verirken etnik köken ayrımı mı yapıyor? Mezhep ayrımı mı yapıyor? Veya Ankara'da Mansur Yavaş 25 sene sonra başkentimizi bize geri aldı. Öyle değil mi? Hatta milliyetçi kökenli, değil mi? Yani ülkücü MHP kökenli bir siyasetçi. Bugün Mansur Yavaş Ankara'da Ankaralılara bir belediyecilik hizmeti verirken siz hiç kimseden duydunuz mu etnik köken, mezhep, işte parti? Yok böyle bir şey. İşin ne kardeşim senin? Belediyeyi iyi yönetmek. Bitti. Sen de particiysen partini iyi yöneteceksin. Ülkenin yönetimine talipsen ülkeyi iyi yöneteceksin. Bunun etnik kökenle, mezheple ne alakası var ya? Yıllardır AKP'de eleştirdiğimiz ve bana göre Türkiye'nin hastalığı bir konu. Etnik kökencilik ve mezhepçilik. Bu tür şeyler kabul edilebilir değil bana göre. Ben tabii bir yurttaşım, bunu yurttaş olarak söylüyorum. Peki. Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ya benim adayım var. Bana sorarsan o adayı gösterirsek silip süpürür. Ama bu benim kişisel bir adayım ve bunu şimdi burada isimlendirip polemik konusu yapmak istemem. Çünkü bu hem bizim adlimize değil hem de insanları kavga ettirmek, tartıştırmak doğru değil. Yani umarım bu altılı ittifak toplumun genel sempatisini kazanmış, toplumun her kesimini, her şehrini, her yaş grubunu, her eğitim kesimini, her sınıfını kucaklayacak bir aday gösterir diye ümit ediyorum. Ama benim kişisel olarak gümbür gümbür kazanacak adayım var. Peki.